Herkese merhabalar. Bugün Nisan'ın son pazarı ve son haftasına doğru gidiyoruz. Aynı zamanda etkinliğimizin de son günü bu ay için en azından. Planımıza göre de aslında son gün ama ileride tabii bunu uzatır mıyız, uzatmaz mıyız? Bir hocamızın müsaitliğine göre tekrar konuşuyor olacağız, bilgilendiriyor olacağız zaten. Bugün Gustav Klimt'i konuşuyor olacağız. Benim de yeni yeni tanıyacağım ve çok da merak ettiğim bir ressam. Yine katılımcılarımız zaten desteklerini ve sorularını, katkılarını da sunacaklar sonunda. Öncesinde şunu da duyurayım hemen. Etkinliğimizin sonrasında yani yarın ya da diğer gün içerisinde ben sizlere yine e-mail üzerinden bir değerlendirme formu göndereceğim. Oradan etkinliğimizle ilgili yorumlarınızı, katkılarınızı yapabileceksiniz. Belki ilerleyen süreçlerde hangi ressamların incelenmesi üzerine fikirleriniz varsa onları da yazabileceksiniz. O şekilde bir form planlamayı düşünüyoruz. Onu ulaştırıyor olacağız. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Gülol Bey'e ben sözü bırakıyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Yine bir pazar akşamı beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Başta bir 4 hafta diye konuşmuştuk. İleriki dönemlerde benim de iş yoğunluğuma göre yeni bir planlama yaparsak zaten dernek olarak size bilgisi verilir. Açıkçası tabii ki yoğun, kendi yoğunluğum içinde bir de sizler için işte ekstra bir hafta yoğunluğu geçiriyorum. Nisan ayı bitti bile, nasıl geçti zaman derseniz, evet zaten içinde bulunduğum süreçten dolayı da evdeyiz. Kısıtlı bir yaşam alanımız var. Umarım daha iyi olur. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Dileğiyle diyeyim. Bugün Gustav Klimt'i konuşacağız. Genel olarak belki resimleri anlamında bir görsel hafıza ya da işte iyi kötü bir bilginiz mutlaka vardır altyapı olarak. Temel seviyede de olsa. Ama benim sanat dünyası, işte sanatın insanın sanatsal ürünler vermeye başladığı gerçek anlamda Avrupa resim sanatı örneği içerisinde tabii birçok ressamın hepsinin yeri ayrı ama Gustav benim üniversitede tanıdığım bir ressamdı. Yani üniversite eğitimim döneminde tanıdığım bir ressamdı ve gerçekten sanatına aşık olduğum diyeyim bir ressam. Kendi dönemi içerisinde kendi sanat anlayışını, bakışını ve yaşam biçimini eserlerine yansıtmayı ilke edinmiş ve bu doğrultuda aynı düşünce yapısındaki insanlarla birlikte hareket edip belirli bir sanat çevresi ve sanat anlayışını çevresine yaygınlaştırmayı ilke edinmiş bir ressam. Umarım sizler de sunumda eserleri ve detaylı verileriyle birlikte keyif alırsınız. Şöyle slide başlayalım o zaman. Bu çok bildiğiniz klişe, resim klişe tabiri buna uyar mı bilmiyorum, çok şey geldi bana ama bildik bir resmi öpücük Meşhur diyebiliriz meşhur, belki. evet her yerde karşımıza çıkan aslında Klimt olarak bize tanıtan bir resmi gerçek Klimt diyelim. Kendisi tutkunun ve cesaretin ressamı olarak isimlendirilir. Ben de slide'ı bu şekilde başlangıç ve isim vermeye uygun buldum. Öncelikle Klimt kimdir? Klimt Avusturyalı, Avusturya doğumlu, Avusturya Viyana'da, Viyana'nın Kenan Mahallesi'nde, Baumgarten'da dünyaya gelmiş bir ressam. 1862 yılında, 14 denir. 1862 yılında Viyana'da dünyaya geliyor.
1918 yılına kadar yaşamını devam ediyor ve yaşamını son yıllarında geçirmiş olduğu bir kriz sonrasında vücudunda enfekte olan zatürre virüsüne yenik düşerek hayatını kaybediyor. 50 kaç yaşında oluyor? 56 yaşındayken hayatını veda ediyor. Aslında çok genç diyebiliriz. O dönem içerisinde belki normal bir yaş süreci de olabilir günümüze göre. Sanatla ilk tanışması, yani kalabalık bir ailede dünyaya geliyor. Ailesinin de sanatsal bir altyapısının olması, kendisini de 14 yaşındayken sanatla yüz yüze getiriyor ve Viyana'da Uygulamalı Sanatlar Okulu'nda 14 yaşındayken eğitime başlıyor. Burada yeteneğiyle göze çarpan biri oluyor. Kardeşi de Ernest, kendisi gibi yetenekli biri. Beraber kendisinden birkaç yıl sonra okula geliyor ama beraber ve en iyi arkadaşları diyebileceğimiz Max, Franz Max birlikte üçlü bir arkadaş, iyi bir arkadaş grubu oluyorlar ve beraber üretken bir hayat sürüyorlar. Belirli bir dönem ve sanat hayatına ilk atıldıkları dönem içerisinde söyleyebiliriz bunu. 1880 yıllarında birlikte yol almaya başlıyorlar. 1883 yılında da Sanatçılar Kumpanyası altında bir oluşum içerisine giriyorlar. Clint'in internette tarattığınızda karşınıza çıkabilecek birbirine benzer fotoğraf serisinin çoğunda kendi evinde atölyesinde çalışırken ki hali budur. Kostümü ve bir rivayete göre kesinlikle içine hiçbir şey giymediği söylenir. Sürekli böyle uzun elbise haliyle evde ve üretken bir yapısıyla yaşamını sürdürmüştür. Yanında gördüğümüz kadın onunla birlikte yaşamını devam ettiği hayat arkadaşı Emily Flöge. Tabii ki hayatına bu süreçte girip çıkan birçok kişi olmuştu ve bunların çoğu da resimlerinin konu olmuştur. Yani özel sipariş üzerine maddi karşılık olarak aldığı eserlerinin, ürettiği eserlerinin birçoğunda göreceğimiz kadın figürlerin dışında gördüğümüz birçok kadın kendisine modellik de yapmış olan kişilerdir. Henüz daha erken üretim dönemindeyken yapmış olduğu eserlerden birisi. Şöyle bahsedelim, aslında eserlerine geçmeden o dönem Avusturya'sı birçok alanda atılım içerisinde, felsefeden tutun psikolojiye, sanat tabii ki ayrı bir kulvar olarak devam ediyor. Atılım içerisinde ve yenilik peşindeler. Gustav sembolist bir ressam olmasının ötesinde realist eserler de üretmiştir. Realist eserlerinin çoğunda fotoğraf modellemenin dışında fotoğraf üzerinden de çalışmıştır ve birçok eserindeki portrelerinde eserler neredeyse değil, yani real bir şekilde yansıtılmıştır. Ama aslında Gustav Art Nouveau dediğimiz süslemecilik akımının öncülerindendir. O dönem içerisinde İngiltere'de aslında bu akım ortaya çıkıyor ama genelde dekoratif süslemecilik diyelim Nouveau için. İngiltere'de daha resim dışında hayatın birçok alanında bitkisel unsurların birçok alanda hayata girmeye başladı. Özellikle sanat eserlerinde de gördüğümüz ama kalıplaşmış sanat camiası, siz de bilirsiniz ki
hep kendinden sonra ortaya çıkan akımlara hep böyle tepkiyle yaklaşmıştır ki bu dönemde aynı şekilde gerçekleşmiştir. Sanat anlayışı anlamında Gustav hep tepkiler görmüş ama asla bu yaklaşımından da taviz vermemiştir. Eserlerini bu doğrultuda üreterek, geliştirerek dönemi içerisindeki Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki birçok sanatçıdan esinlenmiştir. Ve bunları eserlerinde kendi tekniğinde yeni anlatım yöntemleriyle zenginleştirmiştir. Ekranda görmüş olduğumuz 1783 tarihli eseri henüz daha erken dönem eserlerine aittir. Bir fable, yani fable'dan hikayeyle işte hayvansal figürlerin hikayeye konu edilmesi ki burada bir aslan, çok küçük yaşlarımızdan itibaren bilirsiniz, tilki, leylek hikayesi vardır. Burada söz konusu bayan figürü, kadın figürü aslında muhtemelen bir ana tanrıcı ya da bir hava olarak nitelendirebiliriz kendisini. Güzel bir kadını betimlemektedir. Ayaklarının dibinde yer alan uzanmış hayvan figürleri kendisini hürmetini karşılamaktadır. Aslında burada bu eseriyle daha sonraki eserlerinde daha açık bir şekilde göreceğimiz şekliyle onun ilk izlenimleri diyebiliriz. Kadını kendi dünyasında ve toplum içerisinde daha farklı bir konuma yerleştiriyor. Daha en üstünde tutuyor diyebiliriz. Yine erken dönem eserlerinden geçmişe ithaf, geçmiş eserlerden esinlenilmiş ya da onlara bir gönderme niteliğindeki bir çalışması İdil'in isimli. Daha çok Rönesans dönemi, Rönesans sonrası daha çok yapı içerisinde bütünleşebileceğini söyleyebileceğimiz bir kompozisyon örneği kendisine konu edilmiş. Michelangelo'nun eserlerine bir göndermesi olduğunu ben ifade edebilirim. Bir seri olarak söyleyebileceğim. Bundan sonra birkaç örneğini daha göstereceğim. İlk dönem ve üçlü arkadaş grubu, kardeş Ernst ve Franz Metz ile birlikte üretimde bulundukları döneme ait eserlerden birkaç göstereceğim şu anda. Bir tiyatro binasının iç süslemesine ait resimlenerek oldukça gerçekçi, neredeyse figürlerin oradan canlanıp çıkabileceğini söyleyebileceğimiz örnekler. Viyana'daki kent tiyatrosu için yapılan eserler bunlar. Dekorasyon amaçlı yapılmıştır. Bunlar yapıda nerede yer almaktadır? Yapının alınlığında ve merdivenin tavanında. Tiyatro tarihinden sahnelemeler söz konusu. Muhtemelen burada da Romeo ve Juliet tiyatrosunun bir görselleştirilmesi söz konusu. Sadece burada bir tiyatro eserini anlatmanın ötesinde kareye giren ve heyecanla, neredeyse heyecanını bastıramayıp ayağa kalkıp izlemeye çalışan izleyicilerin burada sahneye konu olduğunu çok iyi görebilirsiniz. Farklı kostümlerde, kadınlı erkekli dönemin içerisindeki bir tiyatro eserine izlemeye gidilmesinin ne kadar önemli bir etkinlik olduğunu ve insanların bunu dönem içerisindeki kostümleriyle bunu gösterdiklerini buradaki çalışmada da görebilirsiniz. Oldu.
oldukça süslü, gösterişli kıyafetleriyle o geceye eşlik etmekteler. Şöyle açıklayabilirim biraz. Clint'in bu çalışmasında arkadaşlarından farklı bir eser ortaya koymuştur. Klasik motiflerin yanına aynı zamanda fotoğraf kalitesinde bir anlatım dili geliştirmiştir. Buradaki portreler oldukça gerçekçi bir şekilde ifade edilmiştir. Bunun bir diğer örneği de yani burada daha çok birçok bundan sonraki eserlerinde de göreceksiniz Clint'i. Ana tema genellikle kendisini konu edindiği geçmiş dönem yani Yunan, Mısır gibi geçmiş dönem zaman zaman eski Ahit'ten konuları resimlerine işlemiştir. Burada da bir Yunan dönemine bir anlatımı söz konusu. O dönemi yansıtan bir kompozisyon. Buradaki geleneksel o dönem içerisindeki kadınların kostümleri ve bir araya geldiklerindeki etkinliklerini gösteren bir sahne söz konusu. Soldaki resim yine Taormina'daki tiyatrosundaki bir çalışması. Aslında bu çalışmayı şöyle söyleyebilirim. Daha önce başka bir ressam tarafından başlanmış bir çalışmanın kendisi tarafından bitirilmesi söz konusu. Ki o ressamın vefatı söz konusu burada. Vefat ettikten sonra yaptığı işi kendisi üstlenerek devam ediyor, tamamlıyor. Bu da o çalışmalarından birisi. Aynı zamanda kent tiyatrosu yok olmadan önce tiyatronun içini ve Viyana Sosyetesi'ndeki kişilerin resimlerini yapması için teklif almıştı. Bu işi kabul ettikten sonra yine daha önceki iki eserinde de gördüğünüz gibi fotoğraf kalitesinde eserler yaptığını söyleyebiliriz. Yine sağda görüyorsunuz eski kent tiyatrosu Auditorium adlı çalışmasını ki bunu kağıt üzerinde çalışmıştır ki 91'e 100 santim boyutlarında bir kağıt için oldukça başarılı bir çalışma. Burada tam tersi bir gerçeklikle yanılsama arasında insanları bırakacak bir anlatım söz konusu. Şöyle ki normalde sahneyi ya da oyunu anlattığı bir resimleme beklenirken buradan tam tersi aslında izleyicileri konu edindiği bir çalışması. Tiyatro sahne binasını tamamıyla en ince detayına kadar burada bize aktarmış, başarılı bir şekilde aktarmış. Çok harika bir anlatım söz konusu. Resmin sol tarafından itibaren bakmaya başladığımız aslında sağ tarafa ister istemez gözümüz takip ediyor. Yani resmin her detayını inceleme gereği duyuyorsunuz. Bu anlamda matematiksel olarak son derece başarılı bir çalışması. Burada gruplar hem merdivenlerin dekorasyonunda genel olarak hem de Clint'in çalışmaları üstüne bu yaptığı eserlerden sonra büyük örgüler alıyor. Bu çalışmasıyla yine 1888 yılında İmparator Franz Joseph tarafından da altın madalya ile ödüllendiriliyor kendisini. Şimdi bir seri olarak göstereceğim yine örnek çalışmaları ki ileride Klimt'i aslında ben buyum diyeceği ve başlangıcının ilk izlenimlerini aldığımız örnekleri, çalışmaları yani bize oradan hikayesini anlatmaya başlıyor aslında. 1890 yılında Sanatçılar Kumpanyası'nın
kendisini göstereceği bir sipariş alıyorlar. Bu kumpanyayı anlatabilecekleri. Bunun üzerine imparatorluk koleksiyonlarının ve sergileneceği sanat tarihi müzesinin iç dekorasyonun tamamlama işini alıyorlar. Müzede eski Mısır'dan 16. yüzyıla kadar özellikle Floransa'sına sanat tarihinin betimlenmesi planlanıyor. Yapılan çalışmalarda bu doğrultuda şekilleniyor. İlk iş olarak tarihselci resim akımının üstadlarından Hans Makart, az önce söylemeye çalıştığım şey isim buydu. Hans Makart aslında bu işi alıyor. Ama Makart öldükten sonra işi Gustav ve ekibi üstleniyor ki büyük çoğunluğu Gustav'a kalıyor. Nereleri yarım kalmıştı? Özellikle merdivenler, Clint'in ve arkadaşlarının başarılı çalışmalarıyla tamamlanıyor. Burada Clint'in kullandığı öğe az önce söylediğim şekliyle ilerideki ortaya çıkacak tarzının aslında bir habercisi. Burada kendi dönemi içerisindeki figürleri tarihsel kostümleriyle bize yansıtıyor. Burada diğer partnerlerinden, yani diğer Ernst ve Max'ten farklı olarak kendi stilini ortaya koyuyor. Aslında diğer kişiler de oldukça başarılılar ve bu anlamda da kendilerine başarılı iş teklifleri de geliyor. Örnekleri size göstereyim. Kemerlerin sağ tarafındaki boşlukları eski masadan 16. Floransa'sına kadar dönemi bir film gibi anlatacak şekilde resimlemeler yapılıyor. Mesela şu soldaki resim için şöyle bir not aktarabilirim size. Soldaki çiçek desenli kıyafetli kadın için kıyafetine Tanagra ismi veriliyor. Tanagralı kız isimli çalışma 1890-91 yılına ait. Antik Yunan'ın ağır göz makyajıyla modern ve çekici bir Viyanalı koket olarak betimlenmiş Klimt tarafından. Akademik sanattan uzaklaşmaya ve yaşadığı çağın takındığı ikiyüzlü saygınlığa karşı çıkmaya başladığını gösteriyor. Aslında burada ilk sanattaki girişini burada aktarıyor bize. Genelde bütün bu tarz kendisine odaklanmasını sağlayacak bakışı, duruşu, mimikleriyle bütün kadın figürlerine Femme Fatale ismi veriliyor. İşte Clint'in bir eserlerindeki kadın figürlerine bir güçlü kadın, çekici kadın tasvirinin karşılığı olarak Femme Fatale. Bunu birçok eserinde birazdan göreceksiniz. Denemelerinin yani Femme Fatale denemelerinin ilk örneklerindendir. Sağda gördüğünüz kırmızı kostümün kadın da antik mitolojiden tahmin edebileceğiniz şekilde. Var mı tahmininiz? Var mı? Yapma. Maalesef. Maalesef. Athena. Şimdi şöyle bir şey var, mitolojide tanrıların ve tanrıçaların atribü dediğimiz onları tanıtan bazı kostümlerinde olabilir ya da işte tuttukları enstrümanlarda bazı detaylar onun kim olduğunu
bize aktarır ki Yunan resimlerinde, işte Yunan özellikle Vazo resimlerinde çok net görebilirsiniz. Ya da işte birçok eser üzerinde görebilirsiniz. Burada bir göğsünü kaplayan altından bir zırh gibi bir şey söz konusu. Ki ortada bir figür var, bakın tam bu onun altında Medusa'dır. Bunu buradan tanıdığımızı ve o göğüslüğünün uçlarında da o aslında spiraller yılanı temsil eder. Ama Athena'nın asıl simgelerinden birisi de baykuştur. Bunu da böyle dipnot olarak vermiş olayım. Yine Yunan. Hocam, baykuş mu dediniz? Evet. Baykuş. Hocam evet. Şey, benim bildiğim kadarıyla doğu felsefesinde bilgeliğin sembolü. Tabii. Olarak. Yani Yunan'ın Athena için tabii ki bilgeliğin simgesi. Ama hani biz bir eser üzerinde bir çizgisel anlatımda bu kimdir diye çözümlemeye kalktığımızda bu kişilerle, tanrı tanrıçalarla bütünleşmiş olan simgeleri görebiliyorsak bu şu kişidir deriz mesela. Yani baykuş mesela daha çok onu simgeler üzerinde görüyorsunuz. Yani baykuşu. Ama daha çok bir resimsel anlatım içerisinde Athena şu anda gördüğümüz şekliyle betimlenir. Hani buna ilaveten işte elinde bir kalkanı var. Kalkanın üzerinde bir bir foto oldu ama onunla özdeşleşmiştir. Medusa, az önce göğsünde gördüğünüz Medusa betimlemesi, kalkanını görebilirsiniz gibi. Evet, tiyatro yapısındaki diğer örneklerle devam ediyorum. Şu sağdaki özellikle çok hoşuma gitti. Kostüm. Dönem içerisindeki birkaç eserini göstereceğim. Bu tarihsel süreç içerisinde vermeye çalışıyorum. Resimlerini. Bazılarında bir gruplamaya karışmış gibi gelebilir. Alttan tarihleri dikkat ederek gelebilirsiniz. Evet. Alegorileri. Burada heykel alegorileri aslında yine geçmişe geçmişin izinde diyelim ya da işte geçmişe atıf yaparak birçok eserinde göreceğimiz söylemişti. İşte. Burada yine kendi figüratif anlatımı ve kadın figürünün resmine konu edindiğini görebilirsiniz. Arkada yine bir Athena başlığı, işte mimari detaylar. Burada kendi figürsel anlatımını kadının neredeyse capcanlı bir şekilde bize yansıtabiliyor, yansıtıyor. Özellikle şu detayıyla baştan çıkarıcı diyebileceğimiz bir anlatımı söz konusu burada. Clint'in bu tarz ifadeleri onun en belirgin anlatımındaki ayırt edici özelliklerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz çalışmalarında. Sulu boya bir çalışmadır. Kurşun kalemine birlikte karıştırıp yapılmıştır. Hangi müzelerde olduğunu alttaki notlarda görebilirsiniz. Eserlerin birçoğu tahmin edilebileceği gibi Avusturya'da yani çeşitli yerlerinde de eserleri çeşitli bazıları özel koleksiyonlarda. Buradaki figür aslında her ne kadar heykelin katı anlatımından yola çıkılarak yapılmış gibi olsa da aslında canlı bir figürü bize yansıtmakta burada. Yani resmindeki temel kaynağı, temel dayanağı, yaşamın kendisi oluyor.
Yani başka heykel alegorisi. Aynı bakış. Hani araya mesafe koyan donu. İşte kendine çeken gözleri üzerine odaklanmasını sağlayan bakışların. Yine trajedi alegorisinden örnekler. Bunlar belirli temalarda yapmış olduğu eserleri. Müzik 1 ve müzik 2. Şu duruşa dikkat ederseniz aslında Mısır döneminden esinlendiğini söyleyebiliriz burada. Şöyle ki Mısır eserlerinin çoğunda figürler frontal yani yandan bir üç boyutlu anlatımı yoktur yani figürlerde. Yani burun, işte göz, ağız yapısı falan hep kol tek. Burada da bir sitara çalan bir kadın anlatımı söz konusu. Yine Müzik 2 adlı eseri. Ve gerçekçi çalışmalarından birisi, genç bir kıza ait bir çalışması. Eserlerinin çoğu büyük boyutlu. Yani birazdan göreceksiniz ki 60'ı bulan boyutlarda çalışmaları da söz konusu. Ama ortalama hep yüzler civarında gezilen yüzeyi kullanıyor çalışmalarında. Yani küçük boyutlu çalışmaları yok ama eskiz olarak kalmış yüzlerce, binlerce eskizi söz konusu. Yani hayata geçirilmediği, işte renklendirilmediği, ölümünün son dönemlerinde yarım kalmış birçok eseri söz konusu. Yine dönemin sosyetesi olarak ifade edebileceğimiz dönem kadınlarına ait portre çalışmalarından örnekler. Marie Brönig'in ve bilinmeyen dense de aslında Frau Hellmann'a ait olabileceği düşünülen çalışması. Ne kadar gerçekçi bir anlatımın söz konusu olduğunu görebilirsiniz. Ama bu anlatımını daha sonraki süreçte daha böyle konunun özüne odaklanacak şekilde, kendi geliştirdiği diline odaklanacak şekilde bunlardan uzaklaşıyor. Ama yine o buna yakın anlatımından vazgeçmiyor. Bunlar genelde erken dönem ve çalışmalarından. Yine sembolist akımın erken dönem eserlerinden birisi. Bir bayanın portresi. Bunlar sembolist dönem erken dönem eserleri. Kağıt üzerine yapılmış bir çalışma. Çok fazla detayı aynı şekilde kullanılan renkler ve fırça tekniğine dikkat ederseniz daha boyayı yüzeyde yumuşak bir şekilde yayan ama renkin matlaştığını görebilirsiniz. Daha koyu renklerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şu şekilde bir oluşum içerisine giriyorlar.
Özellikle o üçlü olarak ve kendilerine eşlik eden arkadaşlarıyla birlikte Secession isimli bir oluşum kuruyorlar. Ayrılıkçı bir ifadesi var aslında. Yani onlardan farklılıklarını ortaya koymaya ve eserlerine zaman zaman o gördüğüm çocuklar erotik olarak isimlendirilen eserlerine karşı gördükleri tepkilerden hani portrelerde de gördüğümüz çocuklarını bunlara karşı aldıkları övgülerin yanında aldığı övgülerin özellikle ama bir taraftan da aslında şaşkınlık yaratan eserleri onları farklı bir oluşum içerisinde sürüklüyor. Ve Secession isimli ya da Secession olarak ifade ederiz. Bunun temellerini atıyorlar. Bu oluşumun içerisinde tabii ki sadece ressamlar yok. Bunun içinde heykeltıraşlar, mimarlar da katılabiliyor. Kurucu üyesi de tabii ki Klimt. 1800 aslında 97 yılında Viyana'da sanat çevresinde bir ayrışma, az önce söylemeye çalıştığım şey doğru, bir ayrışma meydana geliyor. Bazı sanatçılar bağlı bulundukları sanatçılar odasından daha bağımsız hareket etmeye çalışıyorlar. Bunlar genelde genç kuşak sanatçıları oluyor. Klimt'in de içinde olduğu. Viyana'nın o dönem içerisindeki kültürel yalnızlığını kırıp yabancı sanatçıları kente çağırmayı ve kendi üyelerinin çalışmalarını başka ülkede de tanıtmayı amaçlıyorlar. Asıl amaçları bu. 1898 yılında da Klimt oluşuma, Secession'a 2 yıl boyunca destek veriyor. Ve Kutsal İlkbahar isimli Versaklum adlı dergiyi çıkartıyorlar. Pallas Athena, şunu söyleyebilirim. Bu yukarıda dikkat ederseniz bir boğa ile mücadeleyi anlatan Minotaurus ve Theseus. Theseus bir kahraman. Minotaurus Girit kıtasında geçiyor sahne. Mitolojiden, Yunan mitolojisinden alınma bir sahnedir. Topluluk ilk sergisini 1898 yılında açıyor ve Klimt'in sergide yer alan eserlerinden birisi. Yine kırmızı kostümüyle az önce bahsettiğim, kalkandan hatırlayın, frontal yan duruşuyla sahnede görülen kadın figürü de Athena. 1998 Mart'ında ilk sergilerini açıyorlar. Klimt'in eserleri çoğunlukla simgesel, sembolik anlatımları var ve dediğim gibi çoğunlukla Yunan mitolojisinden seçiyor konularını ki ekrandaki konuda Theseus ve Minotaurus adlı bir poster. Posterde erkek figüründe dikkat ederseniz hemen ön tarafında geçen bir ağaç detayı söz konusu. Aslında poster ilk yapıldığında bu ağaç detayı yok ama aldığı tepkilerden sonra bu ağaç detayını Theseus'un cinsel bölgesini kapatacak şekilde bir ağaç detayı ekliyor resmine. Minotaurus'un kuyruğu da burada yine cinsel kuyruğunu kapatacak şekilde spiral yuvarlak formda kompozisyona dahil edilmiş. Posterde işte figürlerin açık bir şekilde resimlenmesi yüzünden dediğim gibi burada resimde ağaç gibi sansürleme söz konusu. Gustav bu şekilde bir çözüm çıkış yolu bularak resimde bu detayı ağaç motifini eklemekten kaçınmıyor. Bu dönemin
yapıtlarından ilk üstün kadın temalı diyebileceğimiz ki Gustav Klimt'in altın detaylarını, altın yaldızını resimlerine dahil ettiği ilk çalışmalarından birisidir. Sembolik, simgesel bir Athena anlatımının dışında aslında resimlerindeki ilk altın detayını gördüğümüz eseridir. Pallas Athena ismiyle geçer. Burada görülen altın kullanılıyor. İnsan anatomisinin süslemesiyle bir dönüşümü söz konusu. Daha sonraki çalışmalarında da altını kullandığını görüyoruz. Yine Sonja Knipsportis adlı eserinde de aynı dönem içerisinde yapıyor. Bu resim ona aynı zamanda bir ekonomik bir gelir de sağlıyor ve ortalamanın üstünde bir yaşam standardı sağlıyor. Aslında Sonja Societe olarak isimlendirilen o camianın içerisinden birisi, zengin birisi. Erkek figürlerini çalışmalarında neredeyse göremezsiniz. Çalışmaların çoğunluğu kadın temalıdır. Klimt de özellikle bu çalışmadan sonra eserlerinde kadın figürlerini yoğun bir şekilde yer veriyor. Burada aslında birçok sanatçıdan esinlendiğini söyleyebiliriz. Fırça darbesinden öte kadının figürü kostümündeki uzun çizgisel anlatımlarda üst üste kat kat olmuş tül detaylarını ustalıkla işlediğini söyleyebiliriz burada. Sonya'nın bize karşı duruşundaki hani gücünü de gözlerine ve oturuş şekliyle aktardığını söyleyebiliriz Klimt'in. Evet, felsefe olarak isimlendirilen felsefe, hukuk ve tıp olarak isimlendirilen çalışmaları aslında bir sipariş üzerine yapılan çalışmalar. Üniversitenin belirli bölümlerine, işte felsefe, hukuk ve tıp bölümlerinde sergilenmek üzere hazırlanan büyük boyutlu çalışmalarına ait çalışmaları. Ama yine burada Gustav kendi tarzında bir anlatım yoluna gidiyor. Hükümet tarafından aslında bu iş ona veriliyor. Viyana Üniversitesi'nin büyük salonun tavan süslemelerini içeriyor. Yine dediğim gibi felsefe, tıp ve hukuk temalı bir çalışma. Ama içerdiği alegori diyebiliriz, anlatım tarzı, anlatım dili tepkiyle karşılaşıyor. Bunun üzerine artık diyor sipariş üzerine ve devlet kurumlarına bundan sonra kesinlikle bir çalışma yapmayacağım diyor. Burada felsefeyi halka sunduğu zaman akademi ve basın tarafından tepkiyle karşılaşıyor. Buradaki müstehcenlik yerlerini de göstereyim. Müstehcenlik ve sanatsal yetersizlik gibi bir yaklaşımla karşılaşıyor Klimt. Ve o dönem içerisindeki camiada neredeyse sert tartışmalara neden oluyor. Bunların almış olduğu ücretlerini de geri iade etmek istiyor 1904 yılında bir karar alıyor. Üniversite projesinin yarattığı bu skandaldan sonra da tablolar devlet adına üstlendi. Dediğim gibi son çalışmaları oluyor. Bundan sonra kesinlikle bir çalışma yapmıyor devlete. Kamuya yönelik de herhangi bir görev üstlenmek gibi bir radikal karar da alıyor.
Aslında o resimlerin kayıp olduğu söyleniyor. 1945'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar o dönem içerisinde eserlerin birçoğu toplanıyor depolarda. Bir saray yapısında şu an ismini hatırlamıyorum ama o gece Almanlar neredeyse eğleniyorlar. Hani böyle içkiyi kaçırmak deriz ya. Ve bir saray yapısını ateşe veriyorlar. Birçok eser yanıyor ama bazı kurtarılıyor. Bunlar da yananlardan eskizler ya da işte o dönemdeki siyah beyaz fotoğrafları. Soldaki de bir renklendirmesi. Tıp isimli. Bildiğim kadarıyla 13 tane Klimt'e ait eser o yapıda, o yangında yanıyor, yok oluyor. Buna bakarsanız. Aslında burada tepkiyi çeken Klimt'in neydiyse hani onları hep söylediğimiz erotizme yaklaştıran anlatımları, çıplaklığı diyebiliriz. Yani bundan önce de çıplak temalı resimler yok mu? Tabii ki var. Yani Rönesans'tan itibaren sayarsak bir sürü örneği görebiliriz bunların. Ama Klimt'in buradaki anlatımı hani geçmiş anlatımlardan kadını alıp farklı bir noktaya getiriyor. Aslında Klimt kadını yüceltiyor burada ama yüceltirken de belki de kendi ihtiraslarına da kurban olup onu daha böyle şehvetli bir hale getirdiği için aslında tepkiyi görmesi ve onu bütün yalınlığıyla hani bir çıplak olarak değil yani gerçek çıplaklığıyla da diyebiliriz anlatımından dolayı tepkileri alıyor. Evet, bu üç eser de onun o dönem içerisinde yapmış olduğu ki en sondaki kadın arkadaşı, hayat arkadaşı Emily Flöge'ye ait ki onun bu anlatımındaki tek eseridir. Mesela o erotik olarak isimlendirdiğimiz hiçbir eserinde Flöge'yi onlar göremezsiniz. Flöge'nin anlattığı belki tek eseridir. Aslında burada kadınlar bize ne kadar ihtiraslı da diyebiliriz ya da işte mesafeli gibi görünseler de o dönemdeki zaman zaman onunla birlikte olan kadınlardan olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü hayat kadını olarak ifade edilen kadınların da onun, ona model yaptığı bilinmekte kendisine. Serena Pulitzer Lederer ayrılıkçı yani onların oluşumunu destekleyen Yahudi bir aileye mensup. Eşlerini diyor bol miktarda çekicilik ve bir tutam da kibirle bitmiyor. Yani burada kadınları resimlerine tema edinirken aynı zamanda onları yüceltiyor ve onlara bir kibirle donattığını söyleyebiliriz. Yine Gerda Ölçevayni'nin portre çalışmasındaki gibi aynı ifadelerin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine geleneksel Avusturya resim sanatına bakışının yaklaşımının
ve ılımlı bir şekilde karşılanmış bir örneği olarak da çok sevdikleri Schubert gibi bir karakterin resimde yer alıyor olması büyük bir övgüyle karşılaşırken sağ tarafta gördüğümüz Nuda Veritas isimli yine o kendine has anlatımındaki kadın anlatımının arasında yine bir tezat oluşturma. Bir tarafta gerçeği sunarken öbür tarafta kendi dünyasını, kendi iç dünyasını aktardığı çalışmasıyla da yine burada bir tezat oluşturmakta. İkisi arasındaki renk seçimleri, ışık anlatımları ve özellikle Schubert'in piyano başındaki anlatımı, piyano başındaki çalışmasında neredeyse kendinizi bile o ana kaptırıp müziğe eşlik edecekmiş gibi hissettirdiğini söyleyebiliriz. En azından ben de uyandırdığı duygu bu şekilde. Yani o piyanonun tınılarını duyabildiğini söyleyebilirim. O piyano üzerindeki mumdan yayılan ışığın figürlere yansımasını falan burada ne kadar ustalıkla verdiğini görebiliyorsunuz. Nude Veritas ise yine onun kendine has dediğim gibi anlatımlarından çalışma yaklaşık zaten görüyorsunuz 2,5-2,52 boyutlarında gerçek bir kadını anlatmakta etkileyici ve kışkırtıcı diyebileceğimiz çıplaklığıyla burada resimde konu edinmiş ve aynı zamanda şaşırtıcı bir meydan okuması söz konusu. Yani tüm açıklığıyla, tüm gerçekliğiyle olduğu gibi yalın bir şekilde bir anlatım söz konusu. Hiçbir detayı görmezden gelmeden aktarmamış. Burada aslında klasik güzellik ülkesine bir kendisinin açmış olduğu bir savaş söz konusu. O ayrılık dediğimiz manifestosu. Yani hani ideal gerçeklikten ziyade gerçekten olduğu şekliyle aktarıyor ve bundan kaçınmıyor hiçbir eserinde. Yine Judith çok böyle Rönesans'tan itibaren resme konu olmuş eski Haiti'den bir sahne, bir konu. Şöyle bir dipnot verebilirim burada, bilmiyorum mu olabileceğini düşünerekten. Babil Kralı'nın bir komutanı Holofernes, Yahudi bir kadın tarafından, Judith isimli bir kadın tarafından kendi ihtirasına yenik düşerek Holofernes başının kesildiği bir sahne. Bunu Argo Resim tarafında birçok örneğini görebilirsiniz. Farklı farklı anlatımları vardır. Ama burada Gustav kendi anlatım dili içerisinde bu konuyu bize aktarıyor. Sağda gördüğünüz elleriyle kavramış olduğu baş Alaphornes'in başıdır. Arkada gördüğünüz bitkisel detaylar Asur'u anlatmaktadır bize. Asur Mezopotamya coğrafyasını bize aktarmakta. Bunu birçok Asur medeniyeti ki ağaç betimlerinden muhtemelen görmüş olmalı ki ağaç detaylarını ve yıldızını orada sağ tarafta görebilirsiniz. Benim Asur'u görüyorum çünkü bilmiyorum. Burada bir yıldız var. Burada Judith aslında bir Judith olmaktan ziyade kendi çevresindeki kadınları kadınlar kullanarak burada resimde bir anlatım etmiş. Burada şehvetli, ihtirası ve neredeyse o hazı hala yaşadığı
yüzüne yansımış bir şekilde burada anlatılmış. Gustav'ı tepki almasını gerektiren bir anlatım bile bu. Bunu çok resimde görüyorum. Sağda gördüğünüzde açıklayacağım. Buradaki altın yaldız kullanımına dikkat etmenizi istiyorum. Boyunlu, kolundaki pazı bantlarına, pazı içindeki, belindeki altın kemeri ve resmin çerçevesi. Ki bunu birçok eserinde görüyoruz. Resmin dışında da kullanımı çerçevede ve not etmeyi, not etmekten kaçınmıyor. Bu altın balık isimli çalışma da az önce göstermiştim. Felsefe, hukuk ve tıp konulu çalışmalara aldığı tepkilerden sonra onlara bir tepki olarak da yaptığı bir çalışma. Yine kendi anlatımı ve erotizmi içerisinde onlara bir cevap niteliği taşıyor. Aslında resmin bir diğer ismi altın balıktan öte eleştirmenleredir. Burada onların yaklaşımına karşı göstermiş olduğu alaycı, onları küçümseyen bir anlatımı söz konusu. Burada aşağıdaki kadının ve yukarıdaki kadının gülüşleri, tebessümleri onlarla alay eden niteliktedir. Bunlar su kadını olarak geçiyor bunlar. Bir su içerisindeki su perileri. Onlar üzerinden bir karşı cevap vermek yolu bulmuş. Evet, Beethoven krizi de çok başarılı ve bundan sonraki sanat dilini aslında temellerini attığı çalışmalarından birisi, büyük boyutlu ve oldukça gösterişli çalışmalarından birisi. Bunu bir sergi kapsamında yapıyorlar. Hani mimari ve heykel çalışmalarından ayrı olarak resimsel Beethoven krizi olarak geçen bir çalışma. Alman besteciyi gösteren Max Klinger tarafından bir heykel çalışması yapılıyor. Bunun dışında da Klimt de bir resimleme çalışması yapıyor. Üç duvar bir dizi oluşturuluyor burada. Girişin karşısındaki ilk uzun duvarda gösteriyorum şimdi. Bu genel fotoğrafa baktığımızda soldaki duvar, uzun duvar. Parçaları şunlar. Mutluluğa özlem içeriyor. Sıva ile kaplanmış. Sadece oldukça uzun bir şekilde aktarılmış kadın figürleri söz konusu. Muhtemelen su figürleri olmalı. İkinci panoda yine mutluluğa özlem ikinci panosu. Burada güçlü ve silahlı olarak bir anlatım var. Burada çektikleri acılara yanıt almak, işte merhem olması için burada güçlü karakter, altın bir zırh içerisinde anlatılmış. Ayağının kaskını görebilirsiniz, miğferini. Elinde oldukça büyük ve gücünü temsil eden kılıcıyla birlikte anlatılmış. Arkadaki altın yaldız içerisindeki iki kadın figürünün o erkeğe olan desteği ve ondan dileklerini ileten, bu acılarını dindirmelerini isteyen güçlü bir figür görüyorsunuz. Ellerini ayakta duran figür, neredeyse çaresizliğini burada anlatmakta bir çalışmasıyla. Ve uzun duvarın son panosu yine bir film şeridi gibi akıp giden su perileri devam ediyor.
Burada ise insana acı çektiren, yine temelini Yunan mitolojisinden almış figürleri görebiliriz. Şurada üçlü gördüğünüz figürler Gorgon olarak isimlendirilen karakterler, yani o Medusa'nın kardeşlerinden. Burada her ne kadar baktığımızda bir maymunu betimlemiş gibi görüyor olsak da aslında buradaki bu karakter Tifon olarak geçen Yunan mitolojisindeki bir canavar. Dünyayı ele geçirmeye çalışan ki bunun da karşı acılar, insanlığın çektiği acılar. Yine arkada hastalık, şu ellerini iki yana açmış kadın gibi hastalık. Yine arkada kuru kafalar görüyorsunuz. Bunlar ölümü ifade ediyor ve şurada da bir arkada küçük bir detay olarak bir kadın figürü daha var. Yine burada Tifon yılan detaylarının çok net işlendiğini görebilirsiniz. Şu bir tane geri döneceğim. Aslında Clint'in bu kadar altın yaldızı kullanmasının kendi ailesinden gelen bir varak kullanımının dışında İtalya'ya yapmış olduğu, Ravenna'ya yapmış olduğu bir gezide bazilikal yapı içerisindeki duvar resimlerinde gördüğü ve kendi hayranlık duyduğu mozaik sanatından esinlenen, aslında burada gördüğümüz o yaldızlar, renkler, balık pulu anlatımları falan temeli Ravenna'daki bazilika. Uzun bir dönem bunları daha sonra renkler şeklinde boyayla yapıyor bunları. Daha yüksel bir dekor uygulamaya geçiyor. Ve bu kadar acıyla savaştıktan sonra mutluluğa erme, eriş anı. Burada bir koro canlandırması söz konusu. Buradaki periler, buradaki bir beşli peri ve asıl buradaki şey ilk öpücük ya da işte aşk teması Beethoven'ın 9. senfonisinden esinlenerek oluşturulmuş bir konmuş. Aslında burada Schiller'in bir ifadesinden sonuç alıyor kısmı. Ve şu yılanları bunu bir seri olarak yapıyor. 1904'te başlıyor ilk su yılanı anlatımına. Ve ikinci seriyi de 1904-1907 yılları arasında yapıyor. Kendinden geçmiş o şehvet uyandıran anlar, çeşitli bitkisel unsurlar, dekoratif anlatımlar, sarmallar. Resme çok iyi bakarsanız görebileceğiniz üstte gelmiş figürler, kadın figürleri gibi soldaki resimde iki tane kadın var. Burada olduğu gibi. Sağda biraz daha kalabalık. Üçlü, dörtlü çalışma. Mesela üstteki figürler daha böyle kendilerinden geçmiş o hazla baş başa iken öndeki figürün bize bakışları neredeyse bizi de çeker, bizi de kışkırtır bir anlatımı söz konusu bu çalışmalarda. Evet, kadının üç çağı isimli doğumu, yaşamı ve aslında ölümü anlattığı bir çalışması Kadının Üç Çağı adlı eseri. Burada daha böyle
sadece figürleri içine aldığı. Dikkat ederseniz çalışmalarında, ilk çalışmalarındaki portre, bir üçlü portre çalışması vardı. Emile Flagey'in de daima mavi elbiseli kostümlü üçlü kadın. Bunlarda daha böyle bilindik bir, ama tabii ki kendi realistik anlatımıyla birlikte. Klimt'in şöyle bir korkusu var. Ya da bir resimdeki rahatsızlığı değil, boşluk korkusu. Bunu çözdüğünü düşünüyorum ben bunlarda. Yani o üç boyutluluktan aslında iki boyutlu bir anlatımı söz konusu. Yani burada figürleri çok detaylı bir şekilde anlatmaktan kaçınmıyor. Onların jest mimiklerinden vücut dillerine kadar, vücut yapılarına kadar bunlardan kaçınmıyor. Ki bu resimde dikkat ederseniz bir çocuğu kendi masumiyeti içerisinde, genç kadını, ona bir anne şefkatiyle yaklaşımının yanında arkada hayatın sonunun yaşlılığı oldukça gerçekçi bir şekilde, vücuduna yansır bir şekilde burada anlattığını görebiliriz. Hani bunları böyle çok iyi detaylandırırken resmin arka planını veya işte ona eşlik edecek olan mekanı resimden dışlayıp tamamen dekoratif unsurlarla resmi, o boşluk korkusu gibi bir şeyi burada çözdüğünü düşünüyorum. Hemen bu anlattığımın üzerine aslında bu biraz daha oturuyor sanki, yani hani ilk dönem. Ama burada da daha çok böyle bir kübist bir parçalanmayla çözdüğünü söyleyebiliriz. Daha böyle yalın bir anlatım söylüyoruz ama bir kadını gerçekçi anlatımından vazgeçmeyerek kostümündeki anlatımını, işte fırça izleri falan, fırçayı kullanışı, bundan vazgeçmiyor ama arka planda o boşluğu nasıl dolduracağını çözmüş. Küçük dekoratif anlatımların dışında aslında resmini birçok parçaya bölerek biraz da kübik bir anlatımı tercih etmiş burada. Bundan farklı olarak. Aslında resimlerinde mesela bakın burada oldukça yoğun bir siyah var. Birçok resimde bunu görmezsiniz ama bunu daha böyle temaya uygun bir şekilde kullanmış olmalı. Evet, bu göstereceğim çalışmalarda bir saray için yapmış olduğu uzun bir şerit olarak yapmış olduğu çalışmalar. Aslında şuna bir şey eklemek istiyorum. Burada esinlendiği detay da August Rodin'in yapıtı. Bu Kadının Üç Çağı adlı eserini August Rodin'in eserinden esinleniyor. Burada bir yargılama söz konusu. Zamanın akışını ve kadını merkeze alarak aynı zamanda burada bir sonsuzluğu ve cinsiyetlerin kaynaşması gibi bir konuyu burada aktarmaya çalışmış. Böyle geçelim. Evet, Stoplet Sarayı. Sarayın yemek odası. Sağda ve solda gördüğünüz çalışmalar. Temeli yaşam ağacıdır. Yine dediğim gibi burada İtalya'daki Ravenna'daki bu mozaiklerden esinlendiği, onlardan ilham aldığını söyleyebiliriz. Brüksel'de Belçikalı bir sanayicinin yapısı bu. Adolf Stoplet. Kendi evlerinin duvarını dekore etmesi için Joseph Hoffman ve
Klimt'i görevlendiriyor Adolf Stoglet. Klimt altın, mine ve değerli taşlarla süslenmiş üç kısımdan oluşan mermer mozaiklerle duvarı dekore etmiş. Burada şu üç parça görüyorsunuz. 1, 2, 3 de diğer örnekleri de şu şekilde göstereyim. Yan yana getirdiklerinde böyle bir kompozisyon oluşturuyor. Klimt'in frizini oluşturan 9 panel bu şekilde. Soyut motifler, stilize motifler ve figüratif motifleri içermektedir. Buradaki orta paneldeki kadının duruşu da yine Mısır duvar kabartmanın, rölyeflerindeki duvar resimlerindeki ya da Mısır genel sanatındaki figüratif anlatımlardaki o frontal duruşun izlerini görebiliriz burada. Bu çalışma ile aslında Klimt'in mozaikteki ustalığının doğruya ulaştığını söyleyebiliriz. Aslında bu tekniği ilk olarak Uygulamalı Sanatlar Okulu'nda öğreniyor. Kendisi 1903 yılında da İtalya'nın dediğim gibi Ravenna şehrinde yaptığı gezide gördüğü eserlerden etkileniyor. Buradaki yaşam ağacı Firiz'in solda görmüş olduğunuz o spiralli formun etrafa dağılması yaşam ağacı, yani hayat ağacını ifade ediyor. Ağaçlarının altında ki dans eden figür dediği, evet, ortadaki figür, dans eden figür. Bu beklentiyi tema ediyormuş. Beklentiyi ifade ediyormuş bu dans eden figür. Burada ise kavuşma, o beklentinin sonucunda ikilinin kavuşmasını ifade ediyor. Ama sağdaki şövalye figürü bunlardan bağımsız olarak kompozisyonda belki de fark edilebilirliği ve taşıdığı görevi burada ayrıştırmak için genel kompozisyondan farklı olarak bir burada anlatımı söz konusu yapıyoruz çalışmasında. Evet, en meşhur çalışması Klimt'in çok bilinen, başta da söylediğimiz gibi Öpücük isimli, ona altın çağını yaşatan çalışması diyebiliriz. Burada altını yoğun olarak kullanmıştır. Belki de o yüzden de altın çağı diyebiliriz bir anlamda. Bununla birlikte Fritz Reichler'ın portresi altın döneminde başladığı çalışmalarından ve altını kullandığı çalışmalarından birisi ve Adel Bloch-Bauer'in portresi, ki bu portresi 2006 yılında açık arttırmada şu ana kadar en pahalıya satılan sanat eseridir. 135 milyon dolara satılan bir eser 2006 tarihinde satılmıştır. Bu çalışmasıyla da o altın dönemi, altın çağı en üst noktasına ulaşmıştır. Ve sanatçının o dönem içerisindeki en önemli kadın portrelerinden birisidir. Adel Bloch-Bauer'in portresi. Evet, Umut 1 ve Umut 2 çalışmaları. Bunlar farklı dönemlerde, farklı tarihlerde demeyeceğim ama farklı yaklaşımla ortaya, özür dilerim, alttaki şeyleri yanlış isimlendirmeleri. Soldaki Umut 1
çalışması, daha önce yaptığı bir çalışması. Umut ki ondan 5-6 yıl sonra yapıyor, tekrar yapıyor. Umut 2'yi yaptığında eskizi daha böyle 3 parça halindeyken Umut 2'yi daha böyle bir bütüncül hale getiriyor daha sonra. Ama tabii ki buradaki dikkat ederseniz figürün o kostümü içerisinde yer alan birden çok figürü görebilirsiniz. Solda ise daha böyle her ne kadar, evet, kadını burada bir o hamile haliyle bize aktarırken aynı zamanda yine o kendine has anlatımıyla gözlerini bize dikmiş bir şekilde resminde konu edildi. Ama aynı zamanda arkadaki kompozisyona dahil olan figürlere dikkat ederseniz yine sağdaki resimden ayrıştığını söyleyebiliriz burada. Şuradan kitaptan bulmaya çalışıyorum. Bu arada dedi size göstereyim. Çok da kalın değil aslında. Gayet bir yaklaşık bir sayfalık bir kitap. Ama içerisi şöyle göstereyim. Oldukça kaliteli basılmış. Renzi Yayın kitap evine ait. Ve Taşın'la birlikte ortaklaşa çıkardıkları bir kitap. Klimt isimli bir kitap. Edinebilirseniz aslında kütüphanenizde olmalı. İçinde neredeyse bütün eserleri demeyeceğim ama ön plana çıkmış eserlerini burada detaylı daha inceleyebilirsiniz. Güzel de notlar var. İçine düşünmüş notları var. Tavsiye ediyorum. Yani almanızı. Şimdi. Evet, bakın buradaki çalışma biraz farklı. Bu ve bundan sonraki, şöyle diyeyim, şunları da göstereyim. Özellikle bu siyah tüylü şapka ve kürklü ve şapkalı kadın. Daha çok Fransa sanat dünyasından ismini belki duyuyorsunuzdur, hatırlarsınız, duymuşsunuzdur. Lautrec, Thomas Lautrec. O dönem Fransız'ı özellikle çok hareketli ve gece Moulin Rouge tabiri var mesela. Revue kadınlarının böyle barlarda dans ettiği, işte ki Lautrec daha çok afiş çalışmalarıyla ünlenmiştir. Bu çalışmalarında onlardan esinlenmiştir. Onları da yakinen tanıdığı ve Fransa sanat camiasında bildiği için bu anlatımları daha çok onların izindedir. Renk ve fırça kullanımını burada dikkat edebilirsiniz. Mesela bakın bunlar da 1928 ama bu kendine has bir anlatımı. Burada sağda gördüğünüz, birçok eserinde gördüğünüz, öpücükte gördüğünüz, işte Lafayette'in portresinde ya da birçok örneğinizi geri gidiyorum ama aslında buradaki bu dekoratif yaklaşımının temelinde biraz da Emile Flaugier'in moda tasarımcısı olmasının da etkisi söz konusu. Ama burada oldukça yalın ve gerçek Lautrec anlatımları. Özellikle bu. Ki diğer eserlerine bakarsanız yani ayrıştığını teknik olarak da burada hem kompozisyon konu olarak da görebilirsiniz. Hem de boyama tekniği olarak, renk kullanımı olarak. Evet, bu çalışmalarında ise daha çok tanıştığı ve birlikte hareket etmeye çalıştıkları Egon Schiele'nin eserlerinden etkilenmiştir. İşte o dönem içerisinde bir sergide Edvard Munch, Pierre Bonnard,
Henri Matisse gibi ressamların yanında Klimt'i ustası sayan genç sanatçı Egon Schiele de çalışmalarını sergilemiştir ve 1909 yılında tabii ki bu sergi yapılıyor. Dışa vuruncu bir, yani ekspresyonist bir anlatımı ki anlatım var genelde. Oscar Kokoschka'da ağırlanmıştır bu sergide. Bu çalışmaların Schiele'den esinlendiğini söyleyebiliriz ki bu sergide yer alan, Klimt sergide yer alan yapıtın anlatım zenginliğini kendine de uyarlamayı planlamış ve bu yılın sonlarında da işte az önce dediğim gibi Toulouse, Lautrec ve bazı polislerin yapıtlarını keşfetmek üzere Paris'e gidiyor ve bunlardan esinleniyor ve dekoru yoğun bir şekilde azaltarak özellikle Japon ahşap baskılarından da çok etkileniyor. Daha sonraki örneklerinde özellikle sağdaki dansçı ki yapmış olduğu son çalışmalarından birisidir. Dansçı temalı çalışmasında Japon sanatından esinlenmeler söz konusudur. Burada önceki çalışmalarımdan daha farklı olarak evet bir kostüm, yani işte de dekoratif anlatımını burada devam ettiriyor ama bir renk kullanımı, işte figürlerin beraber anlatılması yaklaşımında daha farklı bir kompozisyon kurgusuna gidiyor çalışmalarında. Yine bakın ölümle yaşamın ayrıştırılması ki renk kullanımları, solda ölüm figürüyle sağdaki yaşamı, onun o heyecanını, kendi içindeki devinimini anlattığı güzel çalışmalarından birisi, büyük ölçekli çalışmalardandır. Evet, bu çalışması da yarım kalan çalışmalarından birisi Gelin isimli. Güncel hayattan bir karedir. Sağdaki figürde çalışması yarım kalmıştır ki burada o kendine has anlatımını devam etmiştir. Yani figürün üzerine bir kumaş giydirmeye çalışırken yine o erotik yaklaşımından vazgeçmemiştir. Mada Primavesi gibi bu solda görmüş olduğunuz çalışmada da son dönem eserlerinden ve en önemli eserlerinden birisidir. Kullandığı renklere dikkat edin. Bu tabloda modelin anatomisi süslerde anatomiye dönüşmüştü. Yani kendi içinde böyle bir geçiş söz konusu bunlarda. Yine aynı şekilde kendi anlatımını, kendi biçimini doğruluğuna ulaştırdığı dansçı eseriyle de Klimt'i yeni bir biçime doğru yaptığı çalışmalardan biridir ve beğeniyle karşılanmıştır bu son çalışmalarının birisi. Şimdiye kadar hep genelde figüratif kompozisyonlarını gösterdim size Klimt'i. Tabii ki bunun dışında farklı konularda da özellikle manzara konularında çalışmaların söz konusu. Onları da şöyle paylaşayım. Tablolarının neredeyse dörtte birini aslında manzaralar oluşturmakta. Yine kendine has bir anlatımı söz konusu. Burada elbette çağdaşı kişilerden esinlenmiştir. Ama kendi dili içerisinde bunu bize aktarmıştık çalışmalarıyla. Benzer konuları birçok, mesela kayın ormanı, bildiğimiz kayın ormanı bir çalışmasında aslında
başka versiyonları da vardı. Yine böyle bir illüzyon var gibi çalışmada bu. Hani kendi içine çeken, ufka doğru sizi o ormanın içerisinde götüren bir anlatımı var bu çalışmanın. İlk dönem manzara resimlerinde daha gerçekçi bir renk kullanımı söz konusu bu çalışmada gördüğünüz gibi. Yani olağana daha yakın renklerini kullanmayı tercih ederken ilerleyen süreçte özellikle ağaç üzerinde görebilirsiniz. O çok renkli, çok ışıltılı, hani o Ravenna'daki mozaik gönderme şeklinde ışıltılı renk kullanımlarını görebilirsiniz. Bir armut ağacı çalışmasında bakın. Resmin üst bölümü her ne kadar bir karmaşa barındırıyor gibi görünse de aslında gözlerinizi aşağıya ağaçların gölgesine doğru verdiğinizde yine ağaçların altından geriye doğru, karanlığa doğru bir orada oluşturduğu boşluktan sizi çektiğini, içine çektiğini hissedebilirsiniz. Daha sonraki çalışmalarında dediğim gibi bir mozaik yaklaşımı sergiliyor renk kullanımında. Genel olarak ufuk ve gökyüzü neresi resimlerin çoğunda kaybolmuştur. Bunda olduğu gibi sağ tarafta çok az bir bölümde ufku görebilirsiniz. Birçok belli belirsiz birkaç ağacı görebilirsiniz. Resimde derinliği yaratan ağaçların altlarındaki gövde detaylarıdır. Ki burada çok daha iyi verilmiş bir derinlik algılaması söz konusu iken. Yine sağ üstte bakın gökyüzünün hafifçede. Ama burada neredeyse onları resmin dışına atmaya yeltenecek kadar bir detaylandırması söz konusu bu çalışmalarda. Ve manzara çalışmalarının birkaç örneğini daha göstereceğim. Hiçbirinde hiçbir insan figürü yoktur. Daha yani manzarayı gerçek bir manzara olarak aktarmıştır. İçine herhangi bir canlı unsurunu eklememiştir. İnsan olabilir, kuş olabilir gibi. Şöyle göstereyim. Biraz böyle pointist bir yaklaşımı da var bunlarda. Hani daha böyle figüratif resimleri hatırlarsanız daha böyle işte altın yaldız kullandığı o dönemdeki ya da daha dekoratif kumaş üzerindeki o parçalanmaları mozaik detayı da vermeye çalıştığı şeyleri burada daha çok noktasal fırça darbeleri şeklinde aktarmaya çalışmıştır manzaralarında. Daha böyle mozaik temalı diyebiliriz. Burada mesela ara ara boşluklar oluşturarak resimdeki o derinliği vermeye çalışmış. Ya da zeminde dikkat ederseniz öndeki mavi ve kırmızı çiçeklerin bizden uzaklaştıkça daha küçük formlara dönüşmesiyle de bu karmaşanın içerisindeki perspektifi burada aktardığını söyleyebiliriz. Yine bir başka manzara çalışması. Hareketli yüzey ve hareketsiz durgun bir yüzey olarak bu karmaşayı çözdüğünü söyleyebiliriz bu çalışmalarında. Daha böyle bitkisel formların iç içe geçmiş renk skalası şeklinde anlatım çözdüğümüz ama özellikle göldeki suyun hareketsizliğine dikkat ederseniz çok güzel bir şekilde değil mi? Ya da işte yapıların yüzeyindeki tek düze renkler o hareketli ile hareketsiz algısını kırıyor. Kısmen yine burada bu çalışmada da söz konusu. Yine yoğun bir hareketliliğin olduğu ki çok az bir
bir boşluk yaratarak aslında resmin üstünü doldurmuş olduğu bu ağaç teması, ki dikkat ederseniz 110'a 110'luk bir tuvalde resmin büyük bir çoğunluğu ağaç yapraklarından oluşmakta. Belki o üstteki yoğunluğu kıran detay olarak resmi dikey olarak, dikey bir unsur olarak yani ağacın gövdesi alttan itibaren, ağaç kökünden itibaren o üst bölümdeki, şuradaki ağaç dalı. Peki o hareketini kırdığını söyleyebiliriz. Yine 1912 daha geç manzara temalı çalışmalarından birisi. Daha böyle uzun, hani o noktasal anlatımından vazgeçmeye yeltendiği bir çalışması. Daha böyle belki size de aynı izlenimi uyandırmış olabilir. Bir Van Gogh'un o çizgisel şeyini, anlatımını böyle poça darbelerini sanki böyle burada akıl hissediyormuşuz izlenimleri. Ama tabii ki filmde has bir klip. Anlattım ki Van Gogh'ta biliyorsunuz yoğun boya söz konusu, buna eşlik eder. Evet, son çalışmalarına geliyoruz artık. Bunlar da son ölmeden önce yapmış olduğu portrede yarım kalan çalışmalarından bir tane örnek göstereceğim size. John Stoyden'in portredeki, aslında neresi yarım kalmış dersin? Şu kostümünde bir eksik olduğu söyleniyor. Bir arka planda bakın daha yüzeyin tam kapanmadığı, onları görebilirsiniz. Ama yüzdeki tabii ki o portreci yapmış bunu. Tabii ki burada kullanmış, devam etmiş. Bunu paylaşmıştım sizinle. Yine son dönem yarım kalan çalışmalarından birisi. Başta da söylediğim gibi kriz sonrası devam eden zatürre ve enfeksiyon nedeniyle hayatı sona eriyor. 1918 yılında 6 Şubat 1918 yılında da hayata gözlerini yumuyor. Bugünlük bu kadar benden. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Varsa sorularımız, katkılarımız, onları alalım. Sonrasında devam edelim. Ben bir şey sormak istiyorum. Bir tek climate için değil ama bu sanatçıların birbirlerinden etkilenmesi. Daha sonradan hani tespit edilen bir şey mi o dönem, yoksa böyle kendi kendilerine ben işte şundan etkilendim, bunu beğendim gibi bir itirafları ya da söylemeleri oluyor muydu? Ya aslında hani herkesin kendi bir dili var. Bunu resimde de görebilirsiniz, işte edebiyatta da görebilirsiniz. Ya da işte farklı sanatın diğer alanlarını da görebilirsiniz. Esinlenmeler, evet, bir beğeni varsa mutlaka onu kendi sanat anlayışınız içerisinde kullanırsınız. Ama bir taklit etmeden, süzerek bunu aslında kendi eserlerine yansıtmanız gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki esinlenebilirsiniz. Yani kendi dilinizi de zenginleştirmek adına bu yapılabilir. Yani hani taklit ediyor gibi düşünmemek lazım. Benim demek istediğim aslında hani o dönem bu teşhis konuluyor mu, yoksa hani yıllar geçiyor üzerinden de hani sonrasında işte bir takım sanat tarihçiler, uzmanlar mı bu yorumları getiriyor? Tabii. Hani bir tane yaptığınız resimle onu söyleyemezsiniz ama o yıllar içerisinde üretilmiş benzer eserlerine bakarak, evet, bir iki tane örnek de göstermiştim, ona da Train örneği. Mavi kostümlü var, şapkalı. Bir de oldukça beyaz arka fonlu bir tane daha var. Mesela onlar çok, yani biraz resim sanatında resim örneklerine aşina olduktan sonra aslında onu siz de söyleyebilirsiniz.
ortaya çıkan bir intiba alıyor. Evet, aa bunda gerçek izlenimleri var. Hani ondan esinlenmiş. Zaten onların eserlerini görünce ister istemez etkilenebiliyor insan hani renk tercihlerinde. Ama tabii ki bu kısa bir dönemi oluşturuyor. Daha sonra kendi özüne dönüyor. Teşekkür ederim. Banu Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Hanımefendinin sorusuna devam olarak Alma Tedemman'ın da benzerliğini görüyor musunuz? Ben sanki özellikle o şey anlatımda, mitolojik anlatımlarda hem çağdaşı hem de benzer bir tema işleyişleri bakımından ben kendimce çok amatör bir gözle benzerlik buluyorum. Yok, çok doğru söylüyor. Sir Lawrence Alma Tedemman. Aslında ona değinmek istiyordum ilk baştaki o tiyatro tasvirlerinde. Onun dışında tabii ki öne çıkmış bir isim Alma Tedemman. Ama onun dışında birçok yine benzer ustalıkta anlatımı söz konusu ressamlar var. Tabii ki hani bir Mısır anlatımı ya da işte bir Yunan gündelik hayatını, işte bir tiyatro, işte bir törensel bir anı yansıttıkları birçok resimler var. Evet, o izlenimleri veriyor. Ben de baktığımda yani daha doğrusu benzer çalışmalara baktığımda hep benim de ilk aklıma gelen şeydir. Tadema'dır ki ben üniversite yıllarında da çok severdim onun eserlerini. Kütüphaneye gidip kitapları tek açıp yani onun için hazırlanan kitapları tek tek açıp böyle resimlerine bakmak çok hoşuma giderdi. Sanki böyle baktı, dokunmuşça o dönemi yaşıyormuşum gibi hissettiriyordu bana. Yani o konuda haklısınız. İzleri var. O anlamda da belki hani etkilenmiş olabilir. Teşekkür ederim. Buyurun Ahmet Bey. Teşekkür ederim hocam. Bu ayrıntılı kapsamlı ve güzel sunumuz için. Gustav Klimt uzun olarak size birkaç soru sormak istiyorum ama bilmem doğru anladım mı acaba? Yanlışsam beni düzeltin lütfen. Gustav Klimt yaşam, ölüm ve bu ikisinin arasındaki her şeyi tek kompozisyon içinde vermeye uğraşan bir ressam diyebilir miyiz hocam? Doğru. Birçok eserinde bunu görüyoruz zaten. Hani o tepki çeken resimlerinde de bunlar söz konusu. Bir kadının üç çağı adlı çalışmada da hatırlarsınız. Bebeklik ve ölüm, gençlik dönemi. Evet, haklısınız o konuda. Özellikle öpücük resminde çok belirgin gibi geldi bana. Evet, öpücük resmi bir uçurumun kimi sanat tarihçileri bir uçurumun kenarı olarak ifade ediyor o çalışmayı. Bazıları ise bir yatak kenarı olarak ifade ediyor. Yani evet olabilir. Peki altın sembolü acaba yaşamı mı temsil ediyor? Dünyeviliği mi temsil ediyor resimlerindeki? Altın tabii ki değerli bir maden. Hayatın da değerini belki burada bir yüceltmesi işte ne kadar değerli olduğunu yansıtıyor ama bazı kaynaklarda ben ailesini bir altınla meşgul bir işle hani böyle onun oradan aslında o yeteneğinin oradan geldiğini okumuştum ama bazı kaynaklarda ise ailesi mesela bir baskı alanında uzmanlaşmış ve sanata olan düşkünlüğüne oradan geldiğini söyleyeyim ama dediğiniz gibi altın ya günümüzde de çok değerli bir maden belki hayatın değerini orada yücelten ya da işte ya da kadınla örtüştürdüğü bir sembol. Peki size göre de hocam Gustav Klimt kadın olsaydı acaba sanat anlayışı gereği erkek portreleri mi çizerdi? Yani ne dersin? Yani bunu söylemedim ama Klimt aslında çok libidosu yüksek derler yani. Libidosu yüksek birisi. O yüzden kadınlara çok düşkün ama aslında hani onları yücelten de bir yaklaşım evet. Var burada. Hani toplumdan yaşadığı
toplumdan farklı olarak kadınları farklı bir yere koyuyor. Hem yüceltirken aynı zamanda onların o şehvetinden tabii ki esinlenmiş. Çok güzel bir laf var bence. Son olarak sizinle onu sizlerle onu paylaşmak isterim, izindeyseniz. Diyor ki, beni bir sanatçı olarak tanımak isteyen herkes resimlerime dikkatle bakmalı. Ne evet. olduğumu ve ne istediğimi keşfetmeye çalışmalı. Evet. Çok teşekkür ederim. Resimlerime bakın. Sağ ol. Yani sanat hayatının da aslında en başından yapmaya çalıştığı şey oydu yani. Yani bu kendini anlatmak istiyordu resimlerinde ama biliyorsunuz toplum bazen sizi yüceltirken bazen yere gidiyor. Çok nice. Başka sorumuza da katkımız var mı? Bir mikrofon açıldı ama Samet. Kapattı geriye. Gürel hocamıza çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, her şey çok güzeldi. Benim sorum yok, sadece teşekkür etmek istedim. Teşekkür ederim. Ben tekrar tavsiye ediyorum. Lütfen uygulayın. Kitaplarınızda olsun. Kütüphanenizde daha doğrusu. Remzi tamam. Yayınları mı demiştiniz? Evet. Remzi Yayınları. Evet. Tamam. Remzi Kitabevi. Şöyle yaklaştırayım. Ufuk Bey, size de teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçi ters görünüyor herhalde ama. Remzi Kitabevi. Yok, doğru. Düz görünüyor. Tamam. Ben de ters. Taşın ve Remzi Kitabevi ortak yayın. Hocam sonrasında mailde bunun bilgilerini de atarız hatta isterseniz. En azından güzel olur. Güzel, çok sevimli. Böyle hani kitap tadında oturup çayınız kahvenizi içerken okuyabileceğiniz çok güzel bir kitap. Reklam oldu. Bu muhtelif yayın evlerinin serileri var, böyle sanatçıları anlatan, çocuklara yönelik olanlar falan var. Böyle tavsiye evet. edebileceğiniz bir seri var mı bu anlamda yeri gelmişken? Valla önceki haftalarda bir kitap tanıtımımız olmuştu. Hani Kırklar Kahlo'nun 2020 hı hı. galiba tarihli bir kitap vardı. Böyle Kahlo'nun resimlerinin daha böyle dijital çocuk resimleri gibi. Ama herhalde yetişkinlerin okuyabileceği bir şey. Rembrandt'a ait. Şunu kapatayım. Açabilirsem şurada. İndirmiştim bir ama internette bulmuştum. Rembrandt'a ait. Çocukların anlayabileceği şekilde. Bakıyorum masa üstünde şu an. Göremiyorum ama bulursam onu tekrar dernek aracılığıyla paylaşırım. Çocukların böyle severek okuyabilecekleri, resimlerine bakabilecekleri güzel bir kitap. Tamam, hocam, teşekkür ederim. İş Bankası yayınlarının bu ressamlar kitapları serisi çok güzel. Onu tavsiye ederim ben de. Evet, Taksim'de bir kitap evi vardı. Ben de kızımı almıştım onu yayınlarını hatırlıyorum. Yani doğru. Caddesi'ndeydi galiba. Ben doğru hatırlıyorum. Divan Oteli'ne doğru giderken solda. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Belki Yapı Kredi ile mi karıştırıyorum? Belki ben de karıştırıyor olabilirim şu an. İş Bankası'nın ressamlar serisi mi demiştiniz Ahmet Bey? Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada Ahmet Bey'in bizimle paylaşmak istediği bir metin vardı diye biliyorum. Hatta bir misafirimiz daha var. Ayla Hanım var. Ben sözleri onlara bırakayım. Sonra da toparlanır. O zaman ben ilk sözü devralayım. Aramıza bu akşam yeni, izin verirseniz yeni katılan iki arkadaşımı tanıtmak isterim size. Çok kısaca. Sayın Orhan Kumral şair ve ressamdır. Sayın Ayla Burçin Kahramansa Türkçe öğretmeni ve ödüllü öykü yazarlarımızdan. Kendisinin ayrıca aynı zamanda sesi ve diksiyonu da çok beğenirim. O yüzden bu seri, sizin bu tanıta yön veren büyük ressamlar toplantıları olurken ben zaten bir ressam
öyküsü yazıyordum, yazmaktaydım. Ama bu toplantılar sonucunda da elde ettiğim bilgilerden ve esinlerden kattıklarım oldu bu öyküye. Özellikle Sayın Hocamızın özgeçmişinde yazdığı çalışmalarımın temelini hayata dair içsel yolculuğum teşkil etmektedir sözünden çok etkilendim. Onu da katarak bir öykü yazmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi Aylo Hocam onu sağ olsun beni kırmadı, okuyacak sizlere. Çok teşekkür ederim. Merhaba, iyi akşamlar. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama duyabiliyor musunuz beni? Evet. Geliyor sesiniz. Ya kameramda bir sıkıntı var galiba. Tıklıyorum açılmıyor, kusura bakmayın o yüzden. Halbuki saçım başımı düzeltip oturmuştum kameranın başına. Tekrar özür diliyorum bu yüzden. Şimdi o zaman başlıyorum okumaya. Baş yapalım. Öyküyü paylaşabilirsek hocam, ekranda gösterebilirsek. Bunu nasıl, ben yapabiliyor muyum host olmadan? Yapabiliyor musunuz ama? Aylin Hanım şu anda herkesin paylaşabilmesi açıkta. İsterseniz paylaşabilirsiniz. Sanırım oldu. Evet, gel. Evet. Başyapıt. Kaslar, deri parçaları, damarlar arasındaki siyah noktadan bedenin içine giren kırmızı parmağa bakarak ya arkadaş, çağdaş sanat yapacağım diye sanatın da içine ettiler, çok affedersin. Ne bu şimdi? Dedi yanındakine. Elindeki sergi kataloğunu rulo yapıp arka cebine soktu. O da mide bulandırıcı vallahi, artık ne yapacaklarını şaşırdılar diyerek duyduklarını destekledi. Konuşmayı başlatan arkasından aldığı rüzgarla iyice coştu. Sanat aynı zamanda sanatçının sıradan varoluşa duyduğu tepki, hayata karşı duruşu, getirdiği eleştiri değil mi? Şimdi neye tepki veriyor bu arkadaş? Neyi karşısına alıp eleştiriyor? Hayır, o parmak niye kırmızı? Kanıyor mu? Nereye işaret ediyor? Sahi göstermek istediği ne? Belli değil, anlattı. Yani diğer her şey siyahın tonları zaten. Keşke burada olsa da sorsak kendisine. Ne bilecekler arkalarında durup konuştuklarına kulak misafiri olduğumu. Şeytan diyor, şunların üzerine yürü. Koltuk değneklerini kaldır, man kafalarına indiriver. Şaşırdın mı? Evet. Bekliyor muydun bu eleştirileri? Hayır, aslında hiç. Övgü beklerken, sedyeye yatarken öyle emindim ki bu kez anlaşılacağımdan. Hemşirenin nasılız bakalım, rahat mıyız diyen o tatlı sesi kulaklarımda hala. Bizi bilmem, yalnız sen iyi görünüyorsun diyorum içimden. Göz kırparak karşılık veriyorum. Gülüşüyoruz. Koridorda ilerlerken bakışlarım bana eşlik eden beyaz çoraplı düzgün bacaklara takılıyor. Sedyenin çift kanatlı kapıya çarpma sesiyle irkiliyorum ister istemez. Parlak beyaz ışıkların altında duruyoruz. Operasyon sırasında uyutulmayacağımdan baş tarafım dikleştiriliyor. Bedenim açılırken gördüklerimi çizerek anlatmak istiyorum. İçimde saklı olanı bulmak ve gerçeğe sanatla yaklaştığımı hissetmek. Bunu sonraki ameliyatım sırasında da yapabilmeyi isterdim ama uyutulacağım onda. Bacağımdan geriye kalacak boşluğun resmini ameliyattan sonra yapacağım. Tabii sağ çıkabilirsem, yoksa birazdan çizeceğim son eserim olur. Siyah ve kırmızı boya kalemleri kağıtla resim altı tutuşturuluyor ellerime. Ruhuma iyi gelen ilahi tınılar yankılanacak birazdan. Böyle istemiştim. Kendimi Caravaggio'nun Şüpheci Thomas tablosundaki İsa'nın yerine koyarak çizecektim kağıda. İnce yüzü, omuzlarıma kıvrılarak dökülen kahverengi saçlarıyla bedeninden huzurlu bir ışık yayılan Mesih'i. Elinde neşterle karşımda hazır bekleyen cerrah, en yakın arkadaşım. Arkadaştan da öte. Kutsal ruhun İsa'nın içinde olduğundan şüphelenen havarisi artık. Bense Mesih. İlk notaların duyulmasıyla sessizlik bozuluyor. Soğuk bir hava esiyor ameliyathanede. Yüzleri olmayan gölgeler duvarlarda belirmeye, giderek çoğalıp bitme uymaya başlıyor ilahiyle birlikte. Müzik gözlerimin önünden hızlanarak geçen eski sessiz film karelerindeki görüntülere eşlik ediyor sanki. Kahramanın içine giren tanrı gibiyim. Kendimi dışarıdan izliyorum. Havari, efendisinin karnını açtığı deliğin içine işaret parmağını sokuyor. Giderek derine. Bedeninde açılan yarayı ve içindekini ilahi eşliğinde çizmeye başlıyor Mesih. Gülümseyerek. Her zaman nasıl resim yapıyorsa öyle. Bir yol beliriyor önünde. Gittikçe daralan. Patikaya dönüşerek yetip gidiyor sonunda. Karanlık kaplıyor her yeri. Çürümüş yapraklar ayaklarının altında çıtırdıyor. Yeni yağan yağmurla karışmış toprak kokusunu dolduruyor ciğerlerine.
İçine yayılan sıcaklık gevşetiyor onu. Hafiflediğini hissederek rahatlıyor. Havaya yükseliyor hızla. Su sesi geliyor uzaklardan, gürültülü. Oraya doğru uçuyor. Köpük beyazı, dingin bir ışık hüzmesinin üzerinde şimdi. Şelale onu aşağı çağırıyor ısrarla. Dayanamayıp boşluğa bırakıyor kendini. Işığa alışana kadar gözlerini açamıyor. Şelalenin dibinde olduğunu sanıyor önce. Titreşim sesiyle anlıyor yatağına geri döndüğünü. Başucuna koyduğu telefonu kapatıp karnına bakıyor. His falan yok. Dejavu gibi. Sabahki anlara geri dönmüş. Kafasında defalarca yapıp bozduğu taslağı kağıda nasıl dökeceğini düşünürken buluyor kendini. Varlıktan ruha giden yolu nasıl resmedeceğini. Yapabilirse hayatından eksilen zamanı telafi edeceğine dair aynı hissi yeniden duyuyor. O son noktayı koyduğunda benliğiyle yüzleşecek. İçinde bulmayı umduğu, aradığı gerçekle sanatını yeniden var edecek. Şelalenin dibine hızla çekiliyor kliniğe doğru. Gözlerimi açtığımda parlak beyaz ışıkların altında Mesih'in ile. Klasik müziğin ilahi tınıları geliyor kulağıma. Geçen zamanı geri getirmek istercesine başa aldırıyorum rekvemi. Sahneye girecekleri yeri bilen gölgeler duvarlarda görünmeye başlıyor. Bu kez bir farkla. Karanlık silüetlerinde omuzlarına kıvrılarak dökülen kahverengi saçlarıyla incecik yüzleri belirginleşiyor. İlk notalarıyla birlikte. Bıraksalar uçacak kadar hafiflemiş hissediyorum kendimi. İçim huzurla dolu. Karnıma açılan delikten sızan kan parmaklarıma yöneliyor. Kalemin ucunda resme dönüşüyor yaram. Kağıdın üzerinde koyu siyah bir nokta koyuyorum. Kaslar, deri parçaları damarların arasına. O noktadan bedenin içine giren kanlı bir parmak çiziyorum. Kıpkırmızı. Diğer her şey siyah. Son eserime gururla bakıyorum, gülümseyerek. Sonunda diyorum içimden. Bu kez dokundum sanatın gerçekliğine. Sergiyi gezenlerin övgülerini şimdiden duyuyor gibiyim. Evet. Ahmet Hocam söz sizde. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dinlediğiniz için. Satırlarınıza hocamızın ağzına sağlık. Harikaydı. Öyle mi? Çok sevindim hocam. Çok teşekkür. Nasıl gelişti peki Ahmet Hocam? Yani burayla nasıl bir bağ kurarak oluşturdunuz? Dediğim gibi zaten yazıyordum hocam. Yani bir öykü, yani aylarca yazılıyor bu kadarcık bir öykü bile. Yani bu iki sayfalık bir öykü, kısa bir öykü aslında. Ama ben bunu en az 6 aydır yazıyordum galiba ya da 1 senedir tam hatırlamıyorum. Ama bu sizin toplantılarla bu başka bir şeye de evrildi. Yani değiştirdim oldukça ve etkilenmelerim, esinlenmelerim de evet. Bunu bu son haline getirebildim. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, bu imkanı, bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. İlk satır girdi, Caravaggio geldi gözümün önüne zaten. Öyle mi? Evet. Bir hata, bir yanlışlık gördüyseniz de eleştirmenizi de beklerim. Güzel. Yani hakkında bir metne dökmek de güzel, akıcı. Ama asıl Aylo hocamdır öykücü olan. Biraz da kahlo diyor. Öyle mi? Kahloyu aldım biraz içinden, böyle baharat tadında serpiştirmişsiniz. Evet. Çalıştım yapmayı hocam. Elimden geldiği kadar uğraştım. Çok Ahmet Bey, Ayla Hanım Edergimiz'den haberdar mı? Haberdar tabii. Evet, bahsetti hocam. O halde sizlerin yazılarınızı bekliyoruz. Orhan Bey sizin için de geçerli. Siz de yazıyor musunuz bildiğim kadarıyla? İnşallah. Yazılarınızı bekliyoruz derginize. İnşallah. Orhan Hocam gönderdi zaten. Evet. Şiirliğini. Süper. O zaman çok güzel olmuş. Gecemizin sonu doğru geliyoruz ama varsa değerlendirmeleriniz, yorumlarınız, bu 4 hafta için sizlere nasıl katkıları oldu, neler gördünüz, böyle paylaşmak isteyen varsa deneyim paylaşımı yapabiliriz biraz. Sonrasında oturumu bitirmiş oluruz. Var mı paylaşmak isteyen? Teşekkür ediyorum. 4 hafta. Az zamandır. Ben ilk defa giren birisi olarak bir iki cümle söylemek istiyorum bir kere. Ahmet Rıfat İlhan'ın bana bunu haber vermesi çok güzel oldu.
Hepinize çok teşekkür ederim. Yani başta tabii her zaman olduğu gibi Ahmet Rıfat'a çok teşekkür ederim. Ahmet Rıfat beni hep şaşırtıyor. Ben tabii çok büyük konuşmak istemiyorum ama Ahmet Rıfat'ın nesini okursam çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Bu akşam da sadece ismini bildiğimi söyleyebileceğim birisi hakkında çok güzel şeyler öğrendim. Çok teşekkür ederim. Orhan Bey, bu arada diğer 3 haftamızın yayınları YouTube kanalımızda mevcut. Onların linklerini de yine paylaşıyoruz mailden de. Oradan da takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Banu Hanım, siz çok özür dilerim Ahmet Bey. Birkaç haftadır tabii tanışıyoruz ama hep not aldığınızı falan görüyorum. O yüzden çok mutlu oluyorum ayrıca. Hani demek ki gerçekten ilginizi çeken bilgiler öğreniyorsunuz burada. Sizin için nasıl geçti çok merak ediyorum ayrıca. Bana söylediniz değil mi? Yanlış mı? Evet. Evet, çünkü şimdi hocamızın o güzel anlatımıyla resimlere bakarken anlatılanları özümsemek çok rahat. İşte ışığın kullanımı, orada betimlenen kişiler. Fakat aradan zaman geçtiği zaman maalesef unutuyoruz. Dolayısıyla not tutmak benim her zaman öğrencilik yıllarımdan beri bir alışkanlığımdır. Benim için öğrenme, işte bir daha geriye bakabilme, yani biraz sigorta benim için bunlar. Bir de bu ana ait belli şeyler var. Verilen örnek olabilir, hocamızın kullandığı özel bir kelime olabilir. Onları hatırladığım zaman bu an benim gözümde canlanıyor. Tabii herkesin kendine has belki bir öğrenme, hatırlama şekli vardır. Benimki bu. Güzel de bir anı oluyor benim için. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir, keyifli bir yolculuktu. Devamını bekliyoruz Birol Bey. İnşallah. Zaman ayırabilirsem, dediğim gibi yoğunluğum var şu anda. Haberleşiriz zaten. Başka? Ahmet Bey, buyurun. Hocam, bir sonraki dönem için de benim bir önerim var naçizane. Sanat akımlarını baştan başlayıp onların temsilcileriyle birlikte ya da tek bir temsilcisini de seçebiliriz, seçsek. Yani, ama sanat akımlarını böyle bir sırayla takip ederek gitmeyi öneriyorum ben. O daha bütüncül olacağını ve daha yerli yerine koyabileceğimiz her şeyi düşünüyorum o şekilde. Tabii ki. Ahmet Bey, ben akım içerisinde birçok sanatçı benzer ve farklı yönlerini, temalarını, renkleri, tekniklerini bir arada görmek adına da dediğiniz gibi iyi olacaktır. Form göndereceğiz de bu hafta içerisinde. Orada da yazarsanız çok mutlu olurum Ahmet Bey. O zaman kapanışımıza doğru yapalım, gidelim. Çok teşekkür ediyoruz 4 hafta boyunca burada olup. Teşekkürler. Bizlere katkı sağladığınız için de Gülol hocamıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani resmen böyle sanki ders hazırlanır gibi, öğrenci hazırlanır gibi. Hani konuşuyoruz ana günlük amalde de. Bayağı hazırlanıyor, çok emek veriyor. O yüzden ayrıca mutlu oluyoruz. Bu arada derneğimizle ilgili de üye alımlarımıza başlıyoruz yavaştan. Onunla ilgili şu an duyuruya çıkmadık ama internet sitemizde mevcut. Hani olur da derneğiniz üye olmak isterseniz, katkıda bulunmak isterseniz, bu çalışmalara daha çok haberdar olmak isterseniz üye alımlarına da bu noktada sizleri bekliyor olacağız. Yani dediğimiz gibi şu an Gül Hocam biraz yoğunluklar olacak ama hani Mayıs ayı olmasa bile belki sonrasında hatta onun da uygunluğuna göre yine konuşur ve organize yaparız. Yani duyurulara çıkarız. Zaten haberdar olursunuz artık basın değil de. Bu sizlerin başvurmuş olduğu formlardan topladığınız bilgiler doğrultusunda bütün duyuruları paylaşıyoruz. E-derginiz zaten geçenlerde duyurduk. Hatta alanlar da oldu aranızda. O yüzden de umarım beğenmişsinizdir. Bilmiyorum, yorumlarınızı alamıyorum gerçi ama umarım okuyup beğenmişsinizdir. Önümüzdeki aylarda da yine yazılarınızı, içeriklerinizi bekliyor olacağız. Böyle dop dolu bir sene hayal ettim. Yılın başından beri. Öyle de gidiyor zaten. Onun dışında zaten sinema atölyelerimiz oldu. Öykü atölyemiz oldu. Kadın öykü atölyemiz oldu. Ve bundan sonrasında da benim planlamayı düşündüğüm bir etkinlik serisi olacak. Bu da toplumsal cinsiyetle ilgili film okumaları yapmak planlıyorum ben de. Kendi alanımda olduğu için zaten. Bununla ilgili de bir çalışma yaptıktan sonra belki Mayıs sonuna doğru, yani bayramdan sonra biraz daha böyle
havamızın değiştiği zamanlarda, tabii şu an Covid'den dolayı da bildiğiniz üzere herkes evde, herkes bunu almış durumda. Bir yanda evet evdeyiz, güzel etkinlikler yapılıyor, takip ediyoruz ama bir yandan da dışarıyı da özlemiş bir haldeyiz. İşte o anki duruma göre, bizlerin psikolojisine göre bir çalışma daha planlayacağız. Sizler de zaten haberdar olursunuz maddekiyle. Ekleyeceklerim, söyleyeceklerim bu kadar. Bilmiyorum sizlerden varsa son cümleleri alabilirim. Yoksa konuşmayı bugün bitirmiş olalım. Herkes sormuyor abi. Gül Hocam, o zaman son kapanışı sizden yapalım ve bitirelim. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Hem derneğiniz hem de katılımcılara. Israrla her hafta takip edip özellikle dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki zaman diliminde de benzer paylaşımlarda bulunuruz. Ahmet Bey'in önerisinde dikkate alarak doğru tezgah ya da benzer önerilerimizi doğrusunda şekillendiririz süreci. Dediğim gibi benim bir yoğunluğum olacak. Biraz kendi eğitim sürecim biraz da alana dayalı arkeolojik çalışmalardan dolayı çok verimli bir süreç yaşayamayacağımı düşünerek de şu anda bir kenarda tutuyorum ama evet ben uygunum diye sizinle paylaştığımda tekrar benzer çalışmalar içerisinde bulunabiliriz. Umarım dediğiniz gibi COVID'de en kısa sürede hayatımızı terk eder gider ve güzel bir olamızı sizi tatil için ağırlamayı bekleriz. Herkese çok teşekkürler o zaman. İyi akşamlar. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize çok teşekkür sağlık. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.